Merhaba arkadaşlar, ben Sıla Çankaya. Günün Tarihi programı ile bugün Radyo Medipol'de sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Aralık, bakalım neler olmuş. 1492 yılında Kristof Kolomb Hispaniola adasını keşfetti. Hispaniola, Karayipler'in ikinci büyük adası olmakla beraber Küba'nın sağ alt kısmında kalıyor. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kurularak Mustafa Kemal grup başkanlığına seçildi. 1927 yılında Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. Bunlar 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı. 1934 Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun olarak kabul edildi. 1941 yılında ise Birleşik Krallık, Finlandiya, Macaristan ve Romanya'ya savaş ilan etti. 1942 yılında Erbaa, Niksar'da meydana gelen depremde Tokat'ta 500 kişi öldü. 1951 yılında Uluslararası Göç Örgütü kuruldu. İlk kuruluş adı Geçici Hükümetler Arası Göçmenler Komitesi'ydi. Uluslararası Göç Örgütü, acil yardım, mültecilerin yeni ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlerle yardım, göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir örgüttür. Merkezi İsviçre Cenevre'de bulunmaktadır. 1978'de ise Sovyetler Birliği Afganistan ile 20 yıllık bir barış antlaşması imzaladı. Gelelim 1981'e. Türkiye Milli Basketbol Takımı Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan şampiyonu oldu. Bugünün doğumlarından bahsedecek olursak Ayşe Hafsa Sultan, yani ilk valide sultan. Hepimizin bildiği Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in eşidir. Bunun dışında karşımıza 1782 yılında Martin Van Buren, Amerika'nın 8. başkanı çıkıyor. Buren 1837 ve 41 yılları arasında Amerika halkına hizmet vermekle beraber İngiliz asıllı olmayan ilk başbakandır. Aslen Hollanda asıllı olan Buren aynı zamanda Amerika 10. dönem Dışişleri Bakanlığı'nda yapmıştır. 1901'de ise karşımıza Walt Disney, yani çocukluğumuzun büyük ve güzel yaratıcısı çıkıyor. Eminim her sabah hepiniz kendisinin çizgi filmlerini izlemek için erkenden kalkmışsınızdır. 1901 yılında ise yine sayısal öğrencilerinin kendisinden çok çektiğini düşündüğümüz kişi Werner Heisenberg, yani Alman fizikçimiz var. Heisenberg belirsizlik ilkesi, namı diğer Heisenberg ilkesini bularak Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Ve 1970'te ise kahkahaların sultanı Sabah Tümer doğmuştur. Ölümlere gelecek olursak bunlar en üzünlüleridir elbet. 1791 yılında Wolfgang Amadeus Mozart, yani Avustralyalı besteci doğmuştur. Mozart 35 yıllık ömrüne tamı tamına 626 adet eser sığdırmıştır. Biz Türkler tarafından en çok bilinen eseri ise Türk Marşı'dır. 1973 yılında ise Robert Watson, İskoç mühendis, kendisi radarın mucidi ile beraber erkeklerin kabusu olmaya devam etmektedir. 2013 yılına geldiğimizde ise Nelson Mandela, kendisi Güney Afrikalı bir siyasetçi olmakla beraber ayrımcılık karşıtı bir aktivist, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanıdır. 1994'te ilk defa tüm halkın katıldığı seçmelerde devlet başkanı seçilmiştir ve yönetimi apartheid mirası dağıtılmasına, ırkçılığı engellemeye ve fakirlik ve eşitsizliği dengelemeye odaklanmaktadır. Gelelim bugün dünyaca ünlü ve dünyadaki önemli yer olarak yer alan günlere. Dünya Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Gönüllüleri Günü. Bugün Gönüllüler Günü. Bugün her şeyden önemlisi, günümüzdeki koşullara bakarak hepimizin üzülerek söylediğim ve kadınların şiddet görmeye devam ettiği bir durumdayken Dünya Kadın Hakları Günü. Ve buradan tüm kadınlarımızın ve ileride
büyüyecek tüm kız çocuklarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak isterim. Dünya Leo Günü, Dünya Mühendisler Günü ve buradan geleceğin tüm mühendislerine, bizi geliştirecek, bizi rahvete çıkartacak ve bizi güçlü kılacak mühendislere de teşekkür etmem gerekiyor. Dünya Ninja Günü, Dünya Toprak Günü ve Tayland'da ise Ulusal Gün ve Babalar Günü olarak kabul edilmekte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıkla ve umutla kalın.